Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyisin? Sağ ol, siz sormalı Erkan Bey, siz nasılsınız? Erkan Bey ne lan? Az önce ne yapıyorsun lan falan diyordu. Şimdi videoyu açınca Erkan Bey demeye başladı. Arkadaşlar bu videoyu çocuklarınıza izletmeyin çünkü çocuklar benim saçları görünce korkuyormuş. Bir tane arkadaş öyle yazmış, kes şu saçları, çocuğum korktu senden diye. Ben çocuklara özel yayın yapmıyorum, bunu da oradaki tiki tıklayarak belirtiyorum zaten. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Günaydın bize. Yağmur altında IBTT Kapitan Andreevo Parking'deyiz. Türkiye'ye girmek üzereyiz. Mehmet Ali ile, Sayın Mehmet Ali Kuzu ile, madem öyle yaptın sen, ben de sana öyle yapayım. Bu gece buradaydık. Gece 3 gibi geldik işte, 4 gibi. Şimdi cihazın ötmesini bekliyorduk. Dedik bir yemek yiyelim. Mehmet Ali dedi ki kavurmalı yumurta yapacağım sana dedi. Ben de tamam dedim, o zaman yiyelim. Ondan sonra da yola çıkıp nereye gideceğiz? Senin yükün neresi? İstanbul Gebze. İstanbul Gebze. İlovası Gebze işte. Evet. Benim uzun zaman sonra ilk defa yüküm Bursa. O yüzden buradan transit Bursa'ya geçeceğim. Kaç tane gram oldu? 3-4 tane kır, fark etmez kafana göre. Bunları zaten... Böyle bu arada yumurtalarımız. Şöyle de gösterelim. Ne gösteriyorum ben şu anda, kim bilir? Evet, buyurun yumurta. Buyurun yumurta, hiç görmemişsinizdir. Bakalım. Marifetli Mehmet Ali Kuzu. Buyurun abi. Sen şey ister misin? Bak peçete ben nani... Ayda, peçete dedi adam, beni benden aldı. Dur bekle o zamanları, araçtan getireyim. Şey, baharat getireyim mi? Yok yok, baharatlı zaten bu. Baharatlı mı? Eti. Eti baharatlıymış, reklam yapamayacağım. Tüh. Dur tamam, peçete getiriyorum sana. Bu arada şu lastik mevzunu bir kere daha gündeme getireceğim. Hala o servisteyim. Açtım mı ben kapıyı? Ha, açmışım, tamam. Bekle, içeriği görme, içerisi berbat. Her zaman berbat diyorsun, göstermiyorsun şu arabayı. Ya gösteriyorum, göstermiyor değil. Gösteriyorum da şöyle bir sıkıntı var. Lastikle ilgilendiğimiz için. Nerede? Ney? Tuz. Tuz mu? Bak, göstereceğim şunu. Tuz nerede? Sen şunu al. Allah'ım yarabbim. Al sana tuz, bunun içinde. Biraz acı biber koysaydın bari. He? Ya yakaladım işte. Yakaladım. Ya. Beyço'nun bol biberlerinden koyacağız şimdi. Herkes alıştı oğlum. Bir yerde reklama girecek diyorlar. Tamam. O abi güzel yaptın ha. Bakayım. Vallahi güzel yaptın. Helal olsun sana. Aferin. Aferin, aferin. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi o zaman başka bir şey lazım mı? Yok. Ben şu lastiği bir göstereyim, geleyim mi? Hemen. Neler yaptık. Hadi geliyorum hemen. Hemen. Hemen geliyoruz. Şu lastiğe bakalım. Kahvaltı edeceğiz çünkü. Gel bak, gel. Gel bak, burada ne var, gel. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hop. Aa. Lastik nerede? Aa. Lastik yok. Ne olmuş buna? Gene spanzetler bağlanmış, gene körükler körlenmiş. Ne oldu? Hani lastiği değiştirmiştin Erkan? Evet, değiştirmiştim. Değiştirdim. Avusturya'da değiştirdim biliyorsunuz geçen videoda. Avusturya'dan Slovenya'ya girdim. Slovenya'yı bitirdim. Hırvatistan'a girdim. Hırvatistan küçük otobanda. Güm! Aynı yerden aynı lastik. Bu sefer bilye dağıtmışız. Bilyeyi dağıtınca ne oldu? Göbek ısındı. Mehmet Ali Kuzu. Bir şey soracağım. Bilye dağılınca, göbek ısınınca lastik patlar mı patlamaz mı? Patlar. Pat, ne diyorsun? Patlar. Patlar. Patlar diyor. Ben de öyle diyorum. Patlar. Çünkü bu... Isınıyor, kızıyor. Lastikler belli bir dereceye kadar dayanıklı. Sen o sürtünmede, o bilyeleri dağıtacak kadar sürtünmede ısı açığa çıkınca evet. Ne oluyor? Herhalde bir 600-700 derece, belki 1000 derece oluyor. Acımadım. Ya arkadaş... Dün akşam çorba içtik bir parkın birinde. Orada kendi çorbasının yanına verilen biberi yedi. Benimkini yedi.
Sonra masada biri vardı, onunkini de aldı cebine koydu yani. Adam biber, biber hastası yani. Bundan sonra senin adın Biber Mehmet Ali olsun. Öyle kahvaltı edeceğiz gençler. Buradan da artık Kapıkule'ye böyle bir adım atacağız. Artık geçerken mi gösteririz yoksa geçtikten sonra mı gösteririz bilmiyorum. Değil mi? Aynen. Aynen. Normalde sahnelere çıkan sanatçı bir kişilik kendisi. Müzisyendir ama niyeyse böyle kamerayı açınca çok efendi oluyor, hiç öyle değil. Aa, bu da Mehmet Ali'nin arabası bu arada. Onu da şöyle bir göstereyim. Bak, 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 bak. Bak. Evet. Yolda görürseniz ona da selam verin. ASR 36 plakası. Benimkini biliyorsunuz zaten. AOV 94. Kuzular orada yatıyor. Bizim de cihazımız öttü. Şimdi bu cihaz öttü ama diyelim ki biz duymadık. Uyumuşuz. O zaman şurada bir şey var, pano var. Onu göstereyim. Burada panoda böyle plakalar var. Hepsini gösteriyor. Bak bizimki en üstte. Gördün mü? Evet, linki de en altta. Evet. Güzel sistem, çok güzel sistem. Bununla çıkış yapacağız şimdi. Şimdi montu bir çıkartalım. Mehmet Ali arabayı çalıştırdı bile. Aa, çıkmıyor. İki mont üst üste giyersen oğlum çıkmıyor. Ha, arkadaşlardan birkaç tane şey demişti. Ya abi arabanda kalorifer yok mu niye? Şey mont giyiyorsun falan. Daha güzel görünüyor diye sizin için giymiştim. Onu bile anlamadınız ya. Bazı arkadaşlara söylüyorum. Bazı. Hepsine değil. Evet. Antar fişi. T1 orijinal. Sırp'ta yaptırdık gümrüğü. Kopiler Bulgaristan'a verilecek. Öbür kopilerle de Türkiye'ye gireriz. Gene orijinalimizi gösteririz. Defterimizi kapatacağız. Bir gidelim de ondan sonra. Ne diyoruz? Marş yapalım mı? Evet. Avusturya'da -6 dereceyi gördükten sonra 8 derece şu an burası çok iyi geliyor. Bu arada yeğenim Lina'cım okumayı sökmüş, okuma bayramını da yapmış. Fıstığım benim. Lina artık okuyor. Size de şöyle göstereyim mi? Bebişim benim. Bu bebişim. Arkadaki de Kerem. Tanıştırayım. Böyle göstereyim. Evet. Bilmem görünüyor mu? Bunlar benim oğluşumla kızım. Yani yeğenlerim. Abimin bebişleri. Benim aslında onlar da. Şimdilik abim bakıyor. İyi çıkıyor. Evet. Hatun da bir taraftan yazıyor, çıkıyor musun şimdi diyor. Evet çıkıyorum. Evet, evet. Videodayım. Bebişim. Yazayım. Konuşuruz diyeyim. O anlar zaten şimdi. Hayırlı yolculuklar diledi. Teşekkür ediyorum yavrum. Çok seviyoruz. Şimdi buradan duyurusunu da yapayım mı? Yapayım. Hemen yapıyorum. Nedir onun adı? Yeni kanal açıyoruz. Yeni, yepyeni. Bütün genel izleyici kitlesini ilgilendiren bir kanal açıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hadi gidelim artık. Ben gidiyorum. (Gülüyor)
Memoli bakıyor nereye gidiyorsun diye. Nereye gidiyorum, eve gidiyorum artık, yeter hadi. Evet, yeni bir kanal geliyor. Detaylarını ve linkini kanalı tamamen aktif ettikten sonra sizinle paylaşacağım. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Kısa kısa videolardan oluşan, çerezlik, internet yemeyen muhteşem bir kanal geliyor. Hadi hadi. Kuzu! Hadi gitmiyoruz mu? Hadi gel. Saat Türkiye saati 17.44. Biz de çıkışımızı yapalım. Aa, bir de para vereceğiz değil mi buraya? Exit. Sistemi güzel yani, herkes aynı yerden çıkmaya çalışmıyor. Yönlendirme yapılıyor, deniyor ki şuradan git, şuradan git. Kalabalık olmadan çıkabiliyoruz öyle olunca. Şöyle açalım bu ışıklarımızı. Daha hala inşaatı devam eden bir takım binaları var. Ama şu an için yeterli. Restoranı var, kafeteryası var, duşu var, tuvaleti var, panoları var, yönlendirmeleri var. Kavga gürültü yok. Güzel yani, sevdim ben bunu. Buyurun. Diyor, çıkıştan haber gelsin diyor. Şu an çıktık bitti. Ama bekleyelim. Sanıyorum sınır kapısında ufak bir yoğunluk var. Onu çözmek için biz de burada biraz bekletileceğiz. Normal ya. Normal. Bizim için önemli. Bir de bunlar benimle Bulgarca konuşuyor. Biraz anlıyorum ya. Zannediyorlar ki böyle hani sular seller gibi anlıyorum. Anlamıyorum. Soğuk soğuk ya. Vallahi soğuk. Ne yapalım? Beklerken o zaman size yepyeni bir şeyden bahsedeceğim. Bak ne var burada bak. Üzüm pekmezi.
ve tahin. Demiştim ya, yeni ürünlerimiz geldi diye. CB Gross Handel'e teşekkür ediyoruz bu videoya yaptığı katkılardan dolayı. Zaten şu lezzetler bile büyük katkı. Tahin pekmez bir araya gelip insanlara enerji verdikten sonra insanlar yol gitmez mi? Ne kadar da güzel olur. Evet, biri 400 gram üzüm pekmezi, tahin de 300 gram. Bu öz kütle farkından kaynaklanıyor, yoksa mililitre olarak aynılar, aynı kavanozdalar kendileri. Sabah kahvaltılarında denemenizi tavsiye ederim size. Süper ürünler. Geleneksel üzüm pekmezi diyor. Bunda da geleneksel tahin diyor. Zaten bizim alışkın olduğumuz lezzetler bunlar. Harika. Evet, denemenizi tavsiye ederim. Almanya'da Türk marketlerde ve Arap marketlerde bulabilirsiniz. Bir sürü reçelim var. Evlerinizi Bozcaada'ya çevireceğiz. Bozcaada'ya. Bozcaada'daki reçel kültürünü evlerinize taşıyoruz. Onun için de takipte kalmayı unutmayın lütfen. Arkadaş, sen de meraklısın böyle videolara herhalde. Geldi bakıyor oradan. Hadi bakalım. O zaman istikamet Türkiye. Girelim şu sınır kapısından. Onu da yapalım. Evet. Parktan çıkarken çekmiş miydim daha önce ben sizi? Park çıkışı. Kapitan Andreevo girişi. Parktan sonra ne kadar sürüyor? Bir görelim hep beraber. Ondan sonra da herkes kendi yoluna. Güzel oldu, güzel. Yollarda sürünmektense bu çok güzel oldu. Ben bu park olayına bayıldım. İnsani bir durum ortaya çıktı. Çok güzel, çok güzel. Burada hep kuyruk olurduk. Yanıcılar da ve özel yüklerde, termikinler de buraya kadar sollardı. Buradan giriş yaparlardı. Burada zaten tabelası var. Bakalım sıra nerede? Tabi burada yine bir sıra var ama çok değil. Azıcık. Bayrağını gördüm. Türk bayrağını gördüm. Şu sol tarafta. Evet arkadaşlar. Bundan sonrasını merak edenler varsa Kapıkule, tüm peronlar, sınır geçişi adlı videomu izleyebilirler. Şimdilik kendinize iyi bakın, böyle kısa bir video olsun, tadımlık video yok diyenlere al sana video demiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben çok beğendim ya.
Tam galiba iyi bir şeyler yapıyor diyenler varsa aranızda lütfen sizler de videoyu paylaşmayı unutmayın. Artık hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız, Facebook'sa Facebook, Twitter'sa Twitter, Instagram'sa Instagram, fark etmez bize, her türlü uyar. CB Grosand'e de teşekkür ediyoruz. Bu arada ürünlerin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız cbgrosshandel.de adresinden de siteyi ziyaret edebilirsiniz. Hadi hoşçakalın.